kuzeyli kahramanımız Wilco, bu kez izle gezenleri kendi evinde misafir ediyor. İstikamet Hollanda. Yani Amsterdam'dayız. Arkada tabii tipik bir değirmen var. Ve 4 gün birlikte geziyoruz. 3 gece 4 gün. Bence güzel bir yolculuk olacak, güzel bir macera olacak. Sadece rehber anlattı ve o doğru, bisikletler için çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü onlar bahşiş. İzin, Türkiye'nin lider tatil seyahat sitesi tatilbudur.com'la birlikte organize ettiği turumuza Wilco van Herpen eşlik ediyor. İzin sevilen yüzü Hollandalı Wilco, bu kez kendi ülkesinin güzel şehirlerini, doğasını, tarihi ve kültürel zenginliklerini anlatacak. Kanallar ülkesi Hollanda, topraklarının çoğunu denizi doldurarak elde etmiş. Bu toprak kazanma savaşında değirmenler suyun tahliyesi için çok önemli görevler üstlenmiş. Bu sebeple ülkenin her yerinde değirmenleri ve su kanallarını görmek mümkün. Hollanda'nın bir diğer simgesi ise bisiklet. Bisiklet ülkedeki en yaygın ulaşım aracı. 16 milyon kişinin yaşadığı ülkede 20 milyondan fazla bisiklet var. Ben turistik yerler hiç sevmiyorum ve şimdi neredeyim? Amsterdam'ın en turistik yeri. Ama güzel burası ve çocuklar geliyor, gidiyor çünkü müze meydanı. O yüzden bütün çocuklar müzelere gidiyor. Yani Rijksmuseum, Fakok Müzesi, Modern Müzesi vesaire. Yani burası acayip yoğun bir yer ve güzel bir yer. Hollanda'nın en turistik şehri Amsterdam, eğlencesi kadar müzeleriyle de ünlü. Şehirde 50'den fazla büyük müze bulunuyor. Bu müzeler yılın her mevsimi ziyaretçi akınına uğruyor. Özellikle müzeler meydanındaki Rijksmuseum ve Van Gogh Müzesi dünyanın en önemli müzeleri arasında. Amsterdam, deniz üzerine inşa edilmiş bir şehir. Bu yüzden kentin tamamı kanallarla çevrili. Kanallarda yapılan tekne gezileri, şehri tanımak için en keyifli yollardan biri. Evet, şimdi ufak bir tekne turu yapacağız. Merak ediyorum yani, arkadaşlar şaşırıyorlar mı ya böyle, ha o kadar. Bence acayip şaşırıyorlar çünkü bazen binalar böyle çapraz birbirisi şey destekliyor gibi bir şey var. Ve burada konuşmak gerekiyor birazdan, yarım saat doldurmak gerekiyor. Amsterdam kanallarında tekneyle gezmek sadece turistler için değil, Amsterdamlılar için de büyük keyif. Bu yolla kentin her köşesine rahatça ulaşmak mümkün. Şimdi siz böyle 3-4 gün Amsterdam'da geziyorsunuz. Süper. Bir duygu, bir his alıyorsunuz. Aşağı yukarı yerler öğreniyorsunuz. Ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Şimdi sonraki sefer böyle bir şey yaşam botu kiralayabilirsiniz. Biz yaptık, ben eşim ve kızım birlikte ve neden yaptık? Çünkü böyle bir yaşam botunda özgürlük sende. Yani bir otel odasında oturuyorsun, arkadaşlar davet edemezsin, ne bileyim şeyler, yemek pişemezsin. Ama burada o yaşam botu böyle senin ev gibi olacak. Ve o kadar güzel bir duygu ki, çünkü bot hafif hareket yapıyor. Yani o kuğular görüyorsun, cam açılıyorsun, kuğular besleniyorsun vesaire. Çocuklar için muhteşem çünkü tam maceralı bir olay. O yüzden tavsiye ediyorum. Gerçekten tavsiye ediyorum. Çok güzel bir şey. Amsterdam'da yaşamak o kadar güzel ki. Çünkü yani her mevsimde başka bir güzelliği var. Yani yazın konserler var ama Grachten Festivali, yani kanal festivali var mesela. Klasik müzik çalıyorlar. O kanal kapatıyorlar, bir sahne yapıyorlar. Ve yüzlerce ya binlerce botlar, tekneler geliyor, onları orada park ediyor gibi ve klasik müziği dinliyorsun. Yani böyle bir ya spontan ve böyle bir duygu o kadar güzel ki.
kışın başka bir güzelliği var tabii ki. Şimdi biz iki hafta önce yaşadık. Çok soğuk bir hava vardı. Yani -10, -15 bazen gece kanallar dondu. Ve insanlar buz paten ettiler. Yani o gerçekten yani bambaşka bir perspektiften Amsterdam görüyorsun. Ve o kadar hoş bir duygu var ki. Ve ben her zaman tekrar aynı söylüyorum. En sıcak Hollandalılar en soğuk havayı da görebiliyorsun. Amsterdam kanalları açık denize ulaşıyor. Bu bölge hem deniz ticaretinin hem de gemi turizminin kilit noktası. Büyük gemilerin yanaşabildiği limanlarıyla Amsterdam tam bir deniz şehri. Hollanda toprağını bile sudan kazanan bir su ülkesi. Ülke rakım olarak deniz seviyesinin altında. Sürekli yükselen su seviyesi setler ve kanallarla dengede tutulmaya çalışılıyor. Hollanda'nın suyla mücadelesi yüzyıllardır süre geliyor. Çalışkan Hollanda halkının çabasıyla oluşan kanallar ve bentler günümüzde gezginlerin ilgisini çekiyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Amsterdam su kanallarını her yıl yüz binlerce turist ziyaret ediyor. Şimdi artık yani benim gerçekten memleketimin yerine geldik. Yani burası Rembrandtsplein ve Rembrandtsplein'de o kadar anılar, o kadar hikayeler var ki anlatamam ama nasıl bir yer? Şimdi Leidseplein daha gençler ve eğlence için, yani burası Rembrandtsplein'de eğlence için ama arkada görüyorsunuz yani o bizim çok meşhur Rembrandt Vereen'in Nachtwacht tablosu var. Ya dedim yani umarım biraz ışık kaldı ama 5 dakika geç kaldık için ışık sadece yukarıda Rembrandt kendini vuruyor. Ama burada böyle güzel bir canlı bir tablo olarak ortasında böyle poz verebilirsin. Çok keyifli bir yer. Bir nokta daha söylemek istiyorum. Bence sizi için yani ben çocuk ile gezmek istiyorsan Amsterdam muhteşem bir yer. Çünkü her yerde çocuk tiyatrosu var, çocuk müzeler var, çocuk ne bileyim şeyler. Her şey çocuğa göre uygun müzeler ve aktiviteler var. O yüzden bir çocuk varsa Amsterdam seçin. Amsterdam her köşesi ilgi çekici hikayelerle dolu, her yaştan turist için muhteşem ve hareketli bir şehir. Amsterdam'da iki tane meydan çok meşhur. Bir Rembrandtplein, iki Leidseplein. Şimdi Leidseplein bir merkez. Yani herkes Dam Meydanı biliyor. Şimdi Leidseplein aynı. Burada yemek istersen yemek var. Akşam böyle bir yani takılmak istiyorsan o da var. Kültür istiyorsan o da var. Tiyatrolar var. Sadece gezmek, alışveriş yapmak istiyorsan o da var. Yani gerçekten burası gerçekten bir merkez. Herkes için uygun bir yer. Ve ulaştırma için çok kolay bir yer. Çünkü aşağı yukarı bütün tramvaylar burada böyle sağdan sola, soldan sağa giriyor. Yani gerçekten burası Amsterdam'ın kalplerinden birisidir. Evet, Rotterdam'dayız çünkü bugün yani ufak böyle bir Hollanda turu yapıyoruz. Şimdi böyle bir şey var. Ya sen Rotterdam seviyorsun ya Amsterdam seviyorsun. Ben Amsterdam bir çocuğum. O yüzden yani Rotterdam bilmiyorum. Yani burası hepsi benim için de yeni. Şanslıyız çünkü yağmur yağmıyor. Rüzgar var. Tam bir Hollandalı için bir uygun bir hava. Yani ben seviyorum ama arkadaşlar pek hoşuma gitmiyor. Çünkü herkes böyle küçük bir kuş gibi yürüyor. Ya ne yapayım yani bu benim havam, benim ülkem yani. O yüzden mutluyum. Türkiye'de mutluyum, burası da mutluyum. Rotterdam sadece Hollanda'nın değil, dünyanın en büyük liman şehirlerinden biri. İkinci Dünya Savaşı'nda yerle bir olan Rotterdam, Hollanda'nın diğer kentlerinden farklı olarak modern binalarla öne çıkıyor. Ya Rotterdam farklı bir şehir, farklı bir duygu var. Ve senelerce Rotterdam Amsterdam'dan daha kötü bir şehirdi. Neden kötü? Popüler değil. Yani gece hayat yok, ne bileyim trendy değil. Ama son 3-4 senedir Rotterdam Amsterdam'dan geçti. Ve gerçekten burada böyle bir kültürel hayat burası. Şimdi Rotterdam'ın farkı Amsterdam'dan
merkez eski değil. Yok, çünkü biliyorsunuz yani o İkinci Dünya Savaşı'nda şey yani bütün Rotterdam yıkıldılar. Ama orada bir avantaj da var aynı anda. Yani o belediyeden birisi öğrendi. Rotterdam'ın sokaklar o kadar dardı ki, çok dardı. Şey ama yani bombardıman oldu. Yani şimdi yeni bir şehir yapmak gerekiyor. O yüzden Rotterdam'ın yollar geniş, trafik akıyor. Amsterdam'ın sıkıntı o, budur. Ve yani çok enteresan, bazen azıcık şeyler, eski şeyler kaldı ama yanında hep yeni mimarlık var. Yani mesela orada bir kalem binası var, küp evler var. Yani o kadar farklı ki, yani o Rotterdam'ın şey kaldı oldu. Yani o seviyorum ya, hoşuma gidiyor. Olanı tuğlu devam ediyor ve sonraki durak Delft oldu. Şimdi böyle bir güzelliği var. Bakın yani bu harika. Karlyum diyoruz. Yani şey ork, piyano ork biliyorsunuz. Ork'un sesi. Ve bazen tam böyle müzik partitür yapıyorlar yani çalıyorlar. O kadar hoş bir ses ki. Neyse benim sevdiğim noktası şimdi burada bir meydan var. Hep her taraf eski binalar var. Ama Hollanda'daki bütün eski şehirlerde böyle bir meydan bulabilirsin. Bana hoşuma gidiyor çünkü küçük, yüksek binalar yok. Yani nerede baksan böyle iki katlı, en fazla üç katlı binalar var. Ve inanılmaz zengin bir tarih. Şimdi neden o kadar güzel oldu? Bana göre çünkü her yerde tuğla var. Ama tuğlaların farklı renkler kullanıyorlar. O yüzden birisi açık kırmızı, birisi pembe, birisi simsiyah. Ve o kadar değişik bir karakter veriyor ki ya... Bayılıyorum. Ama benim grup orada bekliyor, o yüzden oraya gidiyorum. Amsterdam'a 50 dakikalık mesafede bulunan Delft, Hollanda'nın tarihi kentlerinden biri. 11. yüzyılda kurulan kent, kraliyet ailesi için çok önemli. Hollanda'nın kurucusu sayılan Willem van Orange'ın ve neredeyse tüm kraliyet ailesinin mezarları Delft şehrinde bulunuyor. Hollanda'nın birçok yerinde olduğu gibi, Delft'te de ön yüzleri dar olan binalar arkaya doğru genişliyor. Bunun sebebi, inşa edildikleri dönemde vergilerin binaların yolda kapladıkları alana göre hesaplanması. Ayrıca Hollanda porselenlerinde kullanılan mavi tonun adı olan Delft mavisi de bu şehirden geliyor. Tarihi Delft şehri birçok sanatçıya da ilham kaynağı olmuş. İnci küpeli kız tablosuyla tanınan ünlü Hollandalı ressam Vermeer'in doğduğu ve hayatı boyunca yaşadığı şehir, küçük su kanalları ve köprüleriyle tanınıyor. Ya biraz önce meydanda böyle bir grup fotoğraf çektim. Geri döndüm, baktım kuleye, kilisenin kulesi. Yukarıda insanlar gördüm. Ya dedim yani onlar varsa o zaman ben giderim. Bakalım şimdi olacak. Evet, şimdi yeni bir macera başlıyor. 385 basamak yukarıya çıkıyorum ve bakarım yani manzara sonra ne olacak, nasıl olacak. Ya bakıyor musunuz Safranbolu'daki saat kulesi? Bu çok benziyor ya. Orada böyle bir alet var. Yani usta böyle şey yapıyor. Burası cam. Yapmak imkansız ama çok benziyor. Evet. Yani üç kat var. Geldik tepeye. Ya manzara muhteşem. Ama şimdi böyle biraz baktım, bir anda bir şey fark ettim. Binaların çatının ortasında bazen terazlar var. Küçük yani bahçe yapıyorlar. Orada mangal, ne bileyim akşam yemeği falan yiyorlar. Çünkü bahçe yok. Bu evlerinin bahçesi yok. Ya çok az. Ve her milimetre kareyi kullanıyorlar. Neden bahçe yok? Çünkü küçük bir şehir. Her taraf eskiden batık bir yer. Yani şey çok sulu, çok şey kullanabilecek yerler yok. O yüzden burada kompakt bir yapı oldu, küçük bir şehir oldu ve herkes
keyif almak istiyor, o yüzden yani çatının üstünde terasları yaptı. Ama yani böyle bu manzara ile küçük bebek böyle bir manzara, yani minyatür bir şehir benziyor. O manzara aşağı bakarken çok enteresan bir şey fark ettim. Şimdi bu meydanda zincir dükkanlar yok. Kıyafet olarak, yemek olarak yok. Hepsi böyle küçük küçük kendine ait bir dükkan. Ya çok hoş bir duygu. Bak yani bir karakter veriyor. Şimdi Kalverstraat, Hollanda'da çok meşhur bir alışveriş sokağı, İstiklal Caddesi'de karakter kalmadı. Nasıl karakter kalabilir? O zaman güzel oluyor. Burası bizim çok özel bir yerimiz, Den Haag. Yani Den Haag, burada bizim parlamentomuz var, kralının ofisleri var ve bir defa karşılaştım. Ne zaman? Biz biliyorsunuz 400 sene Türkiye-Hollanda'nın bağlantı kutladık 6-7 sene önce. Çok güzel oldu. Kraliçe Abdullah Gül Cumhurbaşkanı o zaman davet etti. Kocaman bir akşam yemeği oldu ve orada kraliçe karşılaştım. Prensesler falan. Çok özel bir gün, çok özel bir duygu. Ya sürekli bir şey duyuyorum, yani şikayet ediyorsunuz, tamam mı? Hollandaca çok zor bir dil. Doğru, o H harf çok zor. Yani Scheveningen, birazdan Scheveningen'e gidiyoruz. Scheveningen diyorsunuz. Van Gogh diyorsunuz. Yok, ben Van Gogh diyorum, siz Van Gogh. Ama daha manyak bir şey daha var. Şimdi Den Haag'tayız, tamam mı? Den Haag, eski isim Schravenhagen. Ama diplomatlar Lahey diyorlar. Ve Amerikanlar Den Haag diyorlar. Yani bir yer, dört isim. Çok enteresan. Den Haag ya da diğer adıyla Lahey, Hollanda'nın idari başkenti. Kentin en ünlü yapısı olan Lahey Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası uyuşmazlıkları çözmek için kurulmuş. Lahey Adalet Divanı binası, günümüzde turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor. Lahey, sadece politik hayatıyla değil, muhteşem sahili ve sahildeki mekanlarıyla da ünlü. Evet, sonunda Scheveningen'deyim ya, Scheveningen diyorsunuz. Şimdi böyle bir durum var. Belki 30 sene, belki 35 sene önce son defa buraya geldim. O yüzden şaşırdım çünkü çok değişti. Yani orada Scheveningen Spire var. Eskiden böyle çıplak, böyle bir kaldırım gibi deniz içine giriyor. Orada bir platform var, o kadar. Ama şimdi her taraf ne bileyim yani olaylar, hareketler, şeyler var. Güzel oldu bence. İzle gezenlerin Hollanda turunda bir sonraki durak, tarihi Leiden şehri. Siz belki biliyorsunuz ama genel olarak turlar aynı yerlere gidiyorlar. Şimdi biz zaten bunun için böyle bir program yaptık. Baksın programa, ya dedim ama Leiden var. Leiden çok güzel bir şehir ve çok turistik değil ya. Turistler geliyor ama Amsterdam gibi değil. O yüzden ya dedim yani hadi Leiden'e gidiyoruz. Çünkü Leiden gerçekten yani efsane bir yer. Leiden, Hollanda'nın en sakin şehirlerinden biri. Hollanda'nın ilk üniversitesinin kurulduğu yer olan Leiden tam bir öğrenci şehri. Rembrandt ışığın ustası olarak biliniyor ve gerçekten portreleri, baskı ustası ama aynı zamanda resim sanatına da imza atmış. Gerçekten çok önemli eserler bize vermiş bir insan. Leiden, kanalları, köprüleri ve bu kanalların etrafında sıralanmış evleriyle
Amsterdam'ın sakin ve huzurlu hali adeta. Bu sakin şehrin üniversitesi de dünyanın en prestijli okullarından biri. 16. yüzyılda kurulmuş olan Leiden Üniversitesi, dünyanın dört bir yanından gelen bilim insanlarını ve öğrencileri ağırlıyor. Burası gerçekten peyzaj mimarları için önemli bir yer. İlk bahçe örneklerinden biri. Hollanda'nın Avusturya Büyükelçisi Türkiye'den ilk lale soğanlarını alıyor. Ve Viyana'da bu soğanlar el değiştiriyor. Hemen arkada gördüğünüz heykelini gördüğümüz Clausius beyefendiye veriyor. Clausius bunları önce bir kendi içinde bir iki deneme yaptıktan sonra üniversiteyle randevulaşıyor. 400 yıllık bir geçmişi var bu üniversitenin. Burada ilk botanik bahçelerin içerisinde lale soğanlarını üretmeye başlıyor. İşte bizim Türkiye'den gelen soğanların batıya yayılması bu noktada oluyor. Hollanda'nın en eski şehirlerinden biri olan Leiden'da 17. yüzyıldan kalma birçok bina bulunuyor. Kentin en yüksek yeri şehrin tarihi burcu. Hemen hemen hiçbir yükseltisi olmayan Hollanda'da böyle bir tepe bulmak pek mümkün değil. Şehrin en güzel manzarası da elbette tarihi burçta. Eski Ren Nehri'nin kıyısına kurulmuş olan Leiden, renkli pazarları ve çarşısıyla alışveriş yapmak isteyenler için de doğru adres. Wilco bu kez misafirlerini tarihi Volendam şehrine götürüyor. İlk durak peynir ve ayakkabı atölyesi. Ben aslında bir tahta ayakkabı yapıcısıyım ama peynir yapmak da kolay. Onun için sizlere peynir imalatını da anlatacağım. Bir inekten 35 litre süt alıyoruz. Sabah süt olmadan peynir olmuyor. 1 kilo peynir için 10 litre süte ihtiyacımız var. Tahta ayakkabılar Hollanda'nın özgün sembollerinden biri. Benimle yaparken bu şekli yapıyorum. Temel olarak bu. Put them in here. Oraya koyun. İşte o, bu kesin arasına koyarım. And grill out the interior. Ve içini işte oraya. 4 saat sonra ancak böyle bir ürün alabiliyorum. Makine olunca. The machine is that fast. Daha it has copies. Şimdi içini ve dışını şekil verdik. Hazır. Yalnız ıslak. 2 hafta kuruması gerekiyor. Çivi bütün sene o çok faydalı bir şey. Yani yazın serin tutuyor, kışın sıcak tutuyor. Böyle terle pis kokan çoraplar olmayacak çünkü hava alıyor ve bazen tabii ki yani suyun içine basıyorsun, o da hiçbir sıkıntı yok çünkü çeviriyorsun ve kuru ayakkabılarıyla devam ediyorsun. Volendam, az katlı evleriyle ünlü Hollanda'nın tarihi balıkçı kasabası. Burada hep eski evler var. Yani o kadar şirin ki ve genel olarak ahşaptan yapıyorlar. Şimdi arkada çok güzel örnekler görüyorsunuz. Ama onlar eski değil. Eski Volendam biraz daha ileride. Ama yeni yapılmış binalar eski Volendam o kadar benziyor ki yani bak orada bir denge, o kadar güzel bir estetik bir duygu katıyor. Seviyorum yani ama şimdi eski evler göstereceğim size. Evet, söz verdim size. Şimdi bak.
Onlar eski evler. Fark görüyor musunuz? Ama hala bana hoşuma gidiyor. Yeni binalar eski binalara benziyor. Süper. Ya ben çok tatlıcı değilim. Ama Hollanda'da puffertjes var. Şimdi krep var, pancake, pannekoek var ve puffertjes var. Pannekoek ve krep eyvallah ama puffertjes o kadar güzel ki ve bütün çocuklar o da seviyor. O yüzden güzel, afiyet olsun. Volendam, Hollanda'nın en turistik sahil kasabası. Her yıl binlerce turist bu renkli kasabayı ziyaret ediyor. Özellikle balık restoranları ve ucuz hediyelik eşya dükkanlarıyla Volendam, izle gezenlerin Hollanda'daki son durağı. Evet, macera burada başladı, burada bitiyor. Ama burada nerede? Schiphol'da. Schiphol. Unutmayın, Schiphol. Schiphol değil, Van Gogh değil, Schiphol Van Gogh. Şimdi burada o göstermek istiyorum. Bir rehber var. Ya o kadar tatlı bir kadın ki. Ya biz bayıldık. Çok güzel yani heyecanlı hikayeler de var. Artık peyzaj mimarı ama şey dedi yani Hollanda'da her taraf doğal bir peyzaj bir şeyler var. O yüzden ben Hollanda'ya taşınıyorum. Evet. Yani iyi ki sen buraya geldin. Teşekkür ediyorum. Öpüyorum. Öpüyorum ve şimdi herkes öpmek ben gerekiyor. Çünkü ediyorum. O kadar ben güzel bir dört gün gezdik ki beraber. Yani böyle heyecanlıydım, tamam mı? Yani ne söylemek gerekiyor, ne anlatabilirim, ne beklenti ne? Ama yani dört gün sonra böyle olduk ya. Gerçekten harika. O yüzden oradan başlıyorum, böyle bir sıradan giriyorum. Ya, çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Eşinize selam. Evet. Çok memnun oldum. Yolunu düşer bekleyelim. Tamam. Yani çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben de çok memnunum. Ben son. Ben son. Evet. Bu son. Şimdi Hip-Hop'tan devam ediyoruz. Hip-Hop'tan devam ediyoruz. Dört gün arkadaşlar birlikte gezdim. Müşteri demiyorum, duydunuz mu? Çünkü artık yani o dört gün içinde arkadaşlar oldu. Biraz bakıyorum böyle web siteye. Bir anda tatil budur, 20 yılının kutlaması kutluyor bu sene. Yani 20 senedir tatil budur var. O enteresan yani, ben bilmiyorum o kadar uzun. Ama yani sonraki plan program için neler yapabilirim? Yani bak, Serkan yeni bir yolculuk yapıyor. Arkadaşlar birlikte böyle bir yere gidiyor. Nereye gidiyor? Bakarım. Oo, Baltık başkentlere gidiyor. Ve ne zaman? Haziran'da, 9 Haziran gidiyor. O yüzden çok da fazla zaman kalmadı. Hemen bence telefon al. Ya şey, internetten rezervasyon yapabilirsiniz. Ama başka bir şey pek yok dedim. Sonra bir anda baktım. Vaa, Gaziantep olacak. İki gün, o güzel böyle bir hafta sonu gezici gibi bir şey, 30 Mart var. O artık yani çok az zaman kaldı ama bir tane çok daha güzel bir tur olacak. Benelux Paris turu. Ve biliyorsunuz yani Benelux çok küçük bir ülke, inanılmaz zengin ve orada her şey var. Çok renkli bir yer. Yani ben size olsaysam, ben biliyordum yani. Serkan ve Benelux Paris turu bu olacaktı. Ama söz veriyorum, ben sonra yeni bir tur yapacağım. O zaman Serkan'dan sonra benimle tekrar gezelim, tamam mı?
Evet. Oo. Zaman geçti. Bir sun böyle el salıyorum yani arkadaşlara, hemen giriyorum. Bye.